Allah Hak Azze ve Celle insaniyetke bergen büyük nimetlerden bittesi bu nutktur azizler. Mana şu nutkumuz bilen biz başka mahlukatlardan acırap duramız. Mana şu nutkumuz bilen Allah Hak Subhanehu ve Teala'nı zikir kılamız. Mana şu nutkumuz bilen Allah Hak Azze ve Celle'ge münacat kılamız, müracaat kılamız. İnsan için verilgen en katta nimetlerden bittesi mana şu nutk iken azizler. Ama lekin insan için en hatarlı bölgeni hem mana şu til. Mana şu nutk. En hatarlı. Çünkü biz aytayotgan her bir gapimiz yazılıp borayotganini daim yodimizda tutishimiz kerak. Yelkamizda ikkita farishta doimo bizga hamroh. Kur'an-ı Kerim'de Allah aytadi estaizu billah mana şu kiraman katibin haqida. Kiraman katibinler sizlerine her bir hareketiniz yazıp duradı. Her bir ağzınızdan çıkan gap yazıladı. Oyun tamamımızda savab amelimizini yazıp duradıkken farıştı. Çap tamamında ise günahlarını yazıp duradı. Demek insan ağzından çıkan ki her bir gap yazılarken bir gün Allah Hakk Azze ve Celle'nin huzuruna borganimizda mana şu yazılıngan daftar aldı da biz indi hesap veremiz azizler. Acib bir Allah'ın merhametini karayın. Hiç mana şunga itibar vergen misiniz? Yelkemizdeki farıştanı bittesi rahbar eken. Allah şuna kadar yaratken Allah. On tamam farıştanı, çap tamam farıştaki rahbar kılıp koydu. Onun emiri. Ne mi üçün bunu ne buldu? On tamandaki farışta fakat savab amellerini yazadı. Kim yakşı amel kılsa, kim savab amel kılsa yazadı. Karin ki Allah'ın merhametini, eğer biz bir savab amelini kılıçlıydı niyet kıldık. Aytaylık ki, ben bugün bir hayırlı iş kılaman. Allah için aytaylık bir bimarını barıp haleden haber alaman. Bugün bir dostumunu ziyaret kılaman. Bugün inşallah mana bunday mana bunday savob amallarni qilaman deb niyat qildim. Farishta o'sha niyat qilganimiz zahoti bizga bitta savob yozib qo'yar ekan. Hali amalga oshirmasdan turib. Hadis bor bunda. Hali amalga oshirmasdan turib yozib qo'yadi. Amalga oshirsak, o'sha qilgan amalimizni 10 ga ko'paytirib, savobini ko'paytirib berar ekan. Ammo chap tomondagi gunohlarni yozadi. Biror bir gunoh ishni niyat qilsak, to o'shini amalga oshirmaguncha chap tomon farishtaga ruxsat bermay turar ekan yozishlikka. Hattoki biror bir gunoh amalni qilib qo'ydi, bir gapirib qo'ydi, bir nojoiz gap bo'ldi. Haligi chap tomondagi farishta o'zining rahbari bo'lgan o'ng tomon farishtadan so'rar ekan, nima qilaydi? Unga aytar ekanki, ozgina kutib tur. Tavba kılıçlığına Allah imkaniyet bergen tavba kılıçınızı kütarken azizler. Şunun için ayetledi ki, her bir gapke farışta amin dedi degeni şu. Her bir gapimiz, eğer mabada bir yaman niyet geldi mi, darı istiğfar ayçi gerek. Tilge çıkarış gerek emez. Hayatke tedbik kılıç gerek emez. Ana o şimdi inşallah biz bana bunda günahlardan özümüzünü ihtiyat kılgen bulamız. Demek o şu farıştanı daimi yazıp yürüyüşünü oylayan insan hiç kaçan hayatı da birer bir günah kılmaydı. Eğer şu derecede iman keltirip Allah beni korup durup da her bir amelim yazılıp durup da bir gün Allah'ın huzuru da hesap kitap kılınemen degen adam özünü yürüyüş duruşunu, hayatını daim doğru yolda hidayetke başlayıp duradı. Siz bilen bizini berilgen en katta nimetlerden biri bo'lgan zaban, nutuk, til, mana shuni to'g'ri yo'lga, zikirga, yaxshilikka, xayrlikka ishlatishga o'rganmoqligimiz kerak. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki: "Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum va yaghfir lakum dhunubakum va man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Sadaqallohu al-'azim. Allah aytayapti ki, ey mu'minlar, ey mu'minlar deyapti Allah Kur'an'da azizler, ko'p oyatlarda mana shunaqa bir chaqirib turib topshiriq beradi.
Ya eyyuhallezine amanu degeni nida. Nida aytadı da ey mu'minler. Demek bu çakırığını eşitken mu'min bolsa ki labbey ya Rabbi dedi de. Nima derken Allah nega çakırıyor? Demek bir muhim tapşırık aytadı. Ana çakırıp durup Allah aytadı ki ey mu'minler Allah'tan korkunlar ve doğru sözleyler. Doğru yapırlar. Şunda Allah işlerinizini önleydi ve günahlarınızı mağfiret etti. Kim ki Allah'a ve onun peygamberine itaat etse, bas o uluğ yutukka erişipti. Demek bana bu ayetki muvaffak Allah Hakk'a Azze ve Celle bizlerini Allah'a takva kılıçlıkka ve yakşı geplerini gepirişlikke büyüyordu. Yakşı gep ham. Yaman gep ham azizler bana şu bir yine telimizden bir yine ağzımızdan çıkarken. Şundayken bunu fakat yakşılıkka işletişte organışımız gerek. Allah Hakk'a Azze ve Celle'nin büyüğü bu. Ebi Sa'idin el-Hudri radiyallahu anhu bir hadis getirdiler. Vatandaşımız İmam-ı Tirmizi özlerinin kitabında bu hadisini bize yazıp kaldırdılar. Aytadılar ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan bu hadisini rivayet kılıp Ebi Sa'idin el-Hudri şundaydı yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundey dediler. İz esbaha İbn-i Adem fe innel a'da'a kullaha tukeffirul lisana. Bir insan ertelep tan attırırken de, ertelep uyuganken de, tane azaların hamması tilge tanbih birerken. Bütün azalar tilge karab eterken ki, ittaqillaha Allah'tan kork. Allah'tan kork. Biz ne doğrumuzda Allah'tan kork. Biz nimeyi ki ahvalıge düşsek hem sen sebeple düşemiz. Eğer doğru bulsun biz hem doğru bulamız. Eğer egri bulsun biz hem egri bulamız deyişerken. Yani bütün azalar tilge iltimas kılıp tembih veriyor. Sen doğru bulsun biz hem doğru bulamız. Çünkü insanda insaniyeliğine ona amellerini kursatıp veredigen bana şu tilekin. Şunun için her zaman Türkanımızda bütün azalar tilge nisbeten bana şimdi müracaat kıladı deyip mecazi bir manada Peygamberimiz aleyhisselam bizlerge talim beri yaptılar. Salihlerden birileri aytadılar ki gap dediler huttu darige okşaydı dedi. Gap ham huttu darige okşaydı. Eğer onu miyarıda içsin fayda veredi, eğer onu köpeytirsin öldüredi dediler. Demek o şey gap niyem, oz miyarını, oz ornını biliş gerek ve kendi gapırışını bilişlik gerek. Gap, gapırıyetkenimizde insanların bizini eşduçumuzun ihtiyatını kılıçlıkımız, o şey insanga gapırı mahcup olgen gapımızını aytiyelik sar oylanıp, eğer gapımını bana bunda halette gapırsam rancıp kalmaydı mı ki deyip oylanıp ihtiyatını kılıçlık gerek. Bir padişah, bir payetler, bir tuş korupdu. Tuşunu, tavilini ait verişlik için bir kança ulamalar çakırıp aitdiler ki, bana şunu diye bir tuş gördüm. Tuşunu, tavili kan diye bula dediyse, onların organgen tavilleri de padişahının bütün ailesi yok, o zaman bu dünyadan öterken. Haligiler tavilini şunu diye aitdi, onge karab aitdi ki, yaman tuş korupsuz. Şimdi hem karındaşlarız alemden ötüp ahırı siz hem alemden ötesekin. En ahırı siz ötesekin. Hemen ötüp giderken. Padişahı cüda hafif oldu. Hem alemler şuna kıldı, onlardan gazaplandı. Ahırı vazirlerden bir ayet etti ki, bir cüdayan bir allama adam var. Adamlar ki koşulmaydı ki an. Bir çekede, hılvatta, kitapta, mutalaada. Bana şu adamdan bir maslahatı aleyliydi ettiler. Haliki alemde çakırtırıp gitti. Padişah o adamı görgen tüşünü eğitip verirdi. Bana şunu da tüş gördüm. Tüşünü tavili hali gelirdi ki rast. O adamın şu kaptan hiç gelir. Lekin hali tavilini başka çırağı eğitip. Onların avalgilerini tabiri de hem mesela alamdan ötkenden ki siz ötesiz. Hem yok alıp ölüp getirdi diye. Lekin nerge alım ise padişahı karab. Elhamdülillah yakşı tüş görürsünüz. İn ömrü uzağa boladık, ona siz bolarken siz karındaşlarınız için dedi.
eng oxiri olamdan o'tishini aytyapti-da. Lekin iborani yetkazishligini qarang. Yaxshi tush ko'ribsiz. Eng uzoq yashaydigani siz bo'lasiz ekan deb. Shuning uchun ba'zan gapirayotganimizda azizlar bizga suhbatdosh bo'lib turgan odamni ehtiyotini qilishimiz, qalbini og'ritib qo'yishlikdan saqlanishimiz kerak. Biz ayni mana shuning uchun bugun til haqida gapiryapmiz. Hamma matchlarimizda bugun bütün xalqimizga murojaat qilib, iltimos qilib, muvizalarimizda insonlarni bir-biriga mehr oqibatli bo'lishni chaqirar ekanmiz. Eng birinchi mana shu tilga, nutq madaniyatiga, muomala madaniyatiga e'tibor berishlikka o'rgatiladi.